Merhabalar dostlar, ben Türk Havucu Hamza Yüksel Koçardı. Yağmurlu bir Ankara sabahında, ıslak bankların üstünde. Özellikle yapmaktan kendimi alamadığım bir video ile gene karşınızdayım. Şimdi bakınız dostlar, özellikle hani pek çok atış çalışan insanlar bunlar. Özellikle atıcılık meziyetlerini yükseltirken aynı zamanda bir de şöyle enteresan bir soru soruyorlar. Ve diyorlar ki, Yüksel abi, sizlerin kulakları alışkın bu silah sesine. Peki bizler silah sesine kulaklarımızı nasıl alıştırabiliriz? Şimdi bakın arkadaşlar, bu insanlar ekseriyetle aynı zamanda toplumun hani iyi eğitimli, toplumun iyi kazanan, hani esasında iyi de aile hayatları ve sosyal hayatları olan fertleri. Şimdi özellikle hani toplum bir şekilde bu hale getirildi. Hani hepinizin arkasında bir kötü adam var, ölmek üzeresiniz, bize gelin biz size yaşamayı öğretelim diyen bazı kimseler kısacası toplumu bazı değişik hallere getirdi. Bunlar esasında bakın bu olayın bir sonucu. Şimdi mesela diyorlar ki Yüksel abi işte şöyle video var, böyle video var. Adam mesela işte ufak bir oda yıkıntısının efendim, arkasında işte içinde şu kadar bir deliğin arkasından abi Bixi'yi ya da PKM'yi almış önüne. Oradan patır patır mayonlar abi bitiriyor. Adamın ne atış kulaklığı var, ne kulaklarında tıkaç var. Şimdi bu adam bunu nasıl yapıyor? Yüksel abi, sizlerin kulaklarınız alışkın. Şimdi bizler nasıl kulaklarımızı silah sesine alıştırırız diye. Anlatabiliyor muyum? Bakın şimdi. Öyle pek çok videoyu biz de seyrettik internette. Bu seyrettiğimiz videolarda gördüğümüz insanlar açıkçası hiç de öyle hayırlı insanlar değillerdi. Mesela o tip videolarda çok görülen insan tiplerinden bir tanesi. Mesela onlardan şu anda Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta da çok var. Özellikle çok fazla hani şehir harbi, sokak savaşı gerçekleşen bir savaş olduğu için özellikle hani sıra Türkiye'ye de gelecek deniyor ya. Hani o şartlar altında bu sefer düşünülüyor ve diyor ki Türkiye'de de en azından böyle bir şey olacak. Bizim pilot harbimiz Ukrayna'daki sokak savaşıdır. Şimdi bakın. Orada gördüğünüz insanlar dediğim gibi mesela atıyorum o kadar sıkıntılı bir şartta yapılıyor ki şu anda Ukrayna'daki şehir savaşları. Çünkü Ruslar büyük ölçüde sadece yıkıyor. Şimdi bakıyorsunuz oradaki adam tiplerine, ya adamlar eski adıyla Blackwater, yeni adıyla hatta senelerdir akademi olan çok da bilindik mesela Amerikan bir paralı asker mesela ordusunun elemanlarından mesela bakıyorsun ya, adamın tipi sırıtıyor kardeşim, anlıyor musunuz? Bu adamlar o kadar çok savaş, o kadar çok çarpışma görmüş ki Blackwater'a savaşmışlar, efendim akademi için savaşmışlar, kim bilir kaç tane ülkeye gitmişler, hatta Blackwater'lı bazı problemler vardır Amerika'da. Bazı iç savaşlara falan Blackwater'ın ve akademinin hani iştirak etmiş olması, Birleşik Devletler hükümetinin şimdi ulusal çıkarlarına aykırı olaylar olması. Bakın bu gibi bazı şeyler bile yaşanmış. Zaten Blackwater'ın kendini kapatıp ondan sonra gidip, yanlış hatırlamıyorsam yine Yemen'di galiba, gidip orada akademi ismiyle yeniden bakın faaliyete geçmiş olması bu gibi karanlık işlerin sonucu. Bunlar çok karanlık adamlar. Anlatabiliyor muyum? Bu adamlar Allah bilir ne kadar silah sesi duydu arkadaşlar. Bu adamlar on binlerce mermi atmış insanlar. İster istemez adamların kulaklarında belli bazı tahribatlar muhakkak var. Zaten başka türlü o kapalı mekanların içerisinde kulaklarında koruyucu olmadan cayır cayır bu adamlar o ağır makineli tüfeklerle atış yapamazlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakıyorsunuz bazı tiplere, ya bu adamlar bildiğin Avrupalı. Avrupalı derken büyük ihtimalle İngiliz paralı asker. Şimdi mesela İngiliz Savunma Bakanlığı'nın bir açıklaması oldu. Dediler ki mesela duyurdular. Şimdi
yüzlerce İngiliz asker, ki bunların kim bilir ne kadarı çok da elit askerler, anlatabiliyor muyum? Firar etti Ukrayna'ya gidip paralı asker olmak için. Şimdi bakın size bir şey soracağım. İngiliz ordusunun, bakın İngiliz ordusunun askerlerinin firar etmesi size çok mantıklı geliyor mu? Yüzlercesinin üstelik de paralı asker olmak için İngiliz ordusundan firar etmesi. Arkadaşlar, yani bu insanlar gönüllülük esasına göre majesteleri kraliçenin emriyle seçildiler. Daha doğrusu gönüllülük kıstasıyla gönüllüler olarak seçildiler. Ondan sonra da dediler ki size bu görev için şu kadar da para ödeyeceğiz. Gidin orada İngiltere'nin ulusal çıkarları için savaşın dediler. Bu adamlar zaten gönüllü gittiler belli meblağlar karşılığında oraya. Ondan sonra da dediler ki bu adamlar efendim ölürlerse hiç kimse kusura bakmasın, sorumluluğunu üstlenmeyiz. Çünkü İngiltere böyle bir olaya taraf olmaz. Efendim yakalanırlarsa da, esir olurlarsa da gene esirliklerini üstlenmeyiz. Konuyu kapatırız. Bu şartlar altında Allah bilir o adamlar ayda ne kadar paralar kazanıyorlar. Şimdi bunu da bir tarafa geçelim. Anlatabiliyor muyum? Bu adamlar kim bilir Afganistan'da, Afrika'nın bilmem nerelerinde, kim bilir ne kadar yerde, ne kadar savaşa girdiler. Ne kadar silah sesi duydular. Kulakları ne kadar adamların Allah bilir tahrip oldu bilmiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Mesela verilen örneklerden bir tanesi, Yüksel abi biz askerdeyken şöyle gördük. Tamam. İşte çatışırken işte ya abi kaya oyukları, ya kayaların arasında ya adam biksiyi çıkartmış oraya, efendim biksinin arkasında, kaya oyuğunun arkasından atıyor abi, içinden atıyor diyor, biksiyle mayonları cayır cayır yakıyor abi diyor. Şimdi bakın o adamların kulak sağlığının ne durumda olduğunu bilmiyorsunuz, biz de bilmiyoruz, kimse bilmiyor. Bir o malum örgüt biliyor, bir de o malum örgütün o elemanı biliyor. Bakın diyorlar ki Yüksel abi işte biraz deneyelim dedik, 9x19 tabanca fişeyle bir miktar ya abi silah sesi duydum, ondan sonra işte günlerce kulaklarım çınladı. Kapalı mekanda bunu nasıl duyar? Herhalde poligonda kulaklıksız attı bu arkadaşlar kulaklarını alıştırmak için. Bakın ne kadar vahim bir durum. Ondan sonra da ne olmuş biliyor musunuz? Doktora gidiyor. Efendim günlerce kulak çınlaması geçmiyor diye ve doktor demiş ki senin kulaklarında yüzde şu kadar işitme kaybı var. Yüksel abi. Bak böyle oldu. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir 9x19 tabanca fişende ne kadar barut olabilir? Bir düşünsenize ya. Ha o Bixi dediğiniz mühimmatın fişende 3 gramın üzerinde barut var. Onun içindeki baruda kıyasla 9x19'un içindeki barut devede kulak. Ve adam düşün bak 10 tane 20 tane her neyse 9x19 sesi duymuş. Büyük olasılık yüksek poligonda poligon fişeğinin sesini duymuş. Yüzde bilmem ne kadar işitme kaybı var. O adam o biksiyle o kayı oyuğunun içinden her biri 3 gramdan fazla barut ihtiva eden fişeklerden takır 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 gönderiyor. Şimdi dediğim gibi o kulağın ne durumda olduğunu bilmiyorsunuz. Hiç sağlıklı değil ve bu aynı zamanda sizin sağlığınıza da zarar veriyor. Başında da dediğim gibi bakın sizler bu toplumun iyi kazanan ve büyük ölçüde de hani geneli üstelik iyi yaşayan, esasında hani böyle akıl sağlığı yerinde toplum hayatları ve aile hayatları olması gereken insanlarsınız. Pek çoğunuz yabancı dili, mabancı dili, her şeyi iyi insanlarsınız. Arkadaşlar neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Şimdi bazı insanlar başında da söylediğim sebeplerden dolayı, ki bunlar aslında silah eğiticisiydi, insanları korkuttular. Bize gelin size yaşamayı öğretelim dediler ve gerçekten bazı kimseler fazlasıyla bu durumdan etkilendiler. Kendinizi niye bu durumlara düşürüyorsunuz ve neden böyle şeylerden etkileniyorsunuz? Bakın yaptığınız şey düpedüz kendinize zarar vermek. Bakın ben 30 küsur senelik avcıyım. Bugüne kadar ben de gene kaç binlerce fişek attım. Bir zamanlar belki bizim kulaklarımızda da zaman zaman bazı sızlamalar belki olmuştur. Hani bunlar hep yaşanmış şeylerdir.
Ama zamanla geçmiştir gitmiştir. En son aldığım heyet raporunda kulak şeyine girdik. Kulakta da gene hani herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Hani kulak sağlığı gayet iyi dediler. Şimdi ama ne olursa olsun demek ki hani belli bir şeyler gene de olabilir. Haliyle bakın bazı şeyler kendinize zarar vermenize neden olacak kadar size çok rica edeceğim ya. Sizleri endişelendirmesin, sizleri o kadar korkutmasın. Bakın yarın bu yaşadığınız şeyler belki hani devam ederse aile hayatınıza kadar sirayet edecek. Çoluğunuza çocuğunuza kadar sirayet edecek. Belki haleti ruhiyesi bozuk çocuklar yetiştireceksiniz. Arkadaşlar çoluğunuza çocuğunuza yazık değil mi? Canınıza yazık değil mi? Şimdi etrafınızda size. Bakın eninde sonunda bizler hani güvenlik işiyle uğraşan insanlarız. Eski aynı zamanda bakın yakın korumayı. İnsan hayatı korumuş bir insanım. Ya eninde sonunda belli bazı sorumluluklara da sahip bir insanım. Bakın değer mi? Kaldı ki hani suçlu psikolojisi derseniz çok rica edeceğim. Bazen öğrenmek zorunda kalıyoruz suçlu psikolojisini. Çok rica edeceğim. Sizlerden öğrenmeyelim suçlu psikolojisini. Hani meskun mahal harbi ise de o çok ayrı bir konu. Ama ne olursa olsun. Şimdi gerçekten etrafınızda kendinize zarar vermenize neden olacak insanlar olursa çok rica edeceğim ya o insanlardan uzak durun. Bakın o insanlardan uzak durun. Sizin kulaklarınızı silah sesine alıştırmaya değil buna neden olan insanlardan uzak durmaya ihtiyacınız var. Yok sizden uzak durmuyorlar mı? O zaman da sizin o insanları kendinizden uzak tutmaya ihtiyacınız var. Onlardan uzak olun. Anlatabiliyorum ve başınıza böyle şeyler getirmeyin. Esas sıkıntı orada. Atışlarınızda kulaklık kullanın. Kulak sağlığınız önemlidir. 3 ay sonra, 6 ay sonra, 8 ay sonra belki kulak sağlığınız tamam bozulmayacak. Belki metabolizmanız alışacak. Bir şeyler muhakkak olacak. Bazı şeyler belki değişir ama zamana bırakın bazı şeyleri. Anlatabiliyor muyum? Aksi takdirde bu süreci hızlandırmaya kalkarsanız aynen işte o insanların başlarına gelen gibi şimdi artık kulak sağlığınızı yitirmeye başlarsınız. Kendinize zarar verirsiniz ve herhangi bir şey kendinize böyle bir zarar vermenize neden olmasın. Çok rica edeceğim kulaklarınızı böyle tamam mı çatır çatır silah sesini çıplak kulakla dinlemek yerine atış kulaklıklarınızı kullanın. Kulaklarınızı, kulak sağlığınıza çok dikkat edin. Hani bir gün bir evinizin hani kurcalandığını kapının yani hissederseniz de kapının arkasından bağırmaktan çekinmeyin. Efendim silahlıyım, burası benim evim, burayı terk et diye bağırmaktan çekinmeyin. Hani diyorlar ya adam iyice bir gaza geldi, hadi bir anda sinirlendi, dış kapıyı yıkmaya çalışıyor. O zaman ne yaparsın diye. Sen dersen ki eğer evde güvenli bir yere bir el uyarı ateşi atabilirim. İşte onu açtığım an sen sağır olursun. Hadi ne yapacaksın? Bakın bu tip senaryolar suçlu psikolojisiyle hiç uyuşmayan psikolojilerdir. Ve o senaryoları size dayayıp sizin korkudan ölmenize ve böyle şeyler düşünmenize neden olan insanlar da hayırlı insanlar değildir. Onları kendinizden uzak tutun. Ben 2 on can yoran patlattım yani 2.1 gram barut ihtivarı kazara evde. Ona rağmen ne sağır oldum ne bir şey anlıyor musunuz arkadaşlar? Bu yüzden çok rica edeceğim böyle garip şeyler düşünmeyin. Siz hani toplumun dediğim gibi yabancı dili iyi kazanan iyi işleri olan farklı insanlarısınız. O şekilde sağlıklı aile hayatları kurun. Kendinize zarar vermeyin çünkü bu hayat şekilleri yarın çoluğunuza çocuğunuza da etki eder. Anlatabiliyor muyum? Atış kulaklıklarınızı kullanın. Kulaklarınızı alıştırmaya çalışmayın. O paralı askerler, o malum terör örgütlerinin elemanları. Bunların hepsi de hayırsız insanlardır. O insanlara özenmeyin. Sizler o insanlar gibi olamayacaksınız ve zaten olmamalısınız. Bazı konularda kişilerin kendilerine kısacası çeki düzen vermesi lazım. Evet, bu da böyle bir konuydu. Çok rica edeceğim.
kendinize zarar vermeyin diyerek yüksek mücadelenize bu videoyu burada bitiriyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.